Merhaba arkadaşlar, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün balkondayım. Daha temizlik yapamadım. Biraz sardunyaları ektim. Balkonumdaki masayı kaldırdım. Böyle tekrar sizlerle paylaşım yapmak istiyorum. Böyle arkadaşlar bir balkon dolusu mutluluk diyebilirim. Yani balkonumun her yerini bu şekilde değerlendirdim. Cam üstlerine şöyle kancalar takarak, saksı üstüne tekrar şöyle saksılar. Tabii onlar biraz daha hafif olanları geçirdim şu şekilde. Şöyle arkadaşlar hafif olanları, küçük olanları böyle tekrar taktım. Çünkü yerim yok. Her yeri değerlendirmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Bakın her yer dolu. Yani istiyorum ki yerde hiç çiçek olmasın, alan açılsın istiyorum ama yani yapacak bir şey yok. Bu saksım boş. Şu anda hazırladım toprak. Bunun içine sardunya ekeceğim arkadaşlar. Ceylan gözü sardunya ekeceğim. Onun içine. Bugün Yasemin ablama gideceğiz. Her hafta Kur'an okuyoruz komşularımla. Bugün de Yasemin abladayız inşallah. Rabbim kabul etsin bütün ibadetlerimizi, cümlemizin. Böyle arkadaşlar, onun da ekimini yapacağım. Yasemin ablamdan aldıktan sonra ben paylaşım yapmıştım onunla. Onun bayağı bir çoğalmış. Benim yok ama maalesef. Böyle arkadaşlar, sardunya ekimi yaptım. Şöyle göstereyim, şu kasayı da boşalttım. Ekim yapmıştım daha önce biliyorsunuz. Sakız sardunyaları şöyle bir araya aldım. Bir arada olsunlar diye. Çünkü tek tek ekmek gerçekten çok yer işgal ediyor. Bir kısmını buraya ektim. Burada da şu anda 4 tane fide bunun içine ektim. Bunun içi boş. Bunun da içine böyle ceviz kabukları vardı, koydum. Bu saksının içine de aynı şekilde şöyle 4 tane çelik olarak ekim yaptım. Şurada da ceylan gözlerini arkadaşlar bir araya aldım. Bunda da kaç tane? 1, 5 tane. 5 tane dal olarak ektim. Burayı doldurdum. Şuralara ektim arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın, maşallah çok güzel. Bunların hepsi açtım mı harika olacaklar inşallah. Başka nereye ektim? Şuraya ektim arkadaşlar. Bu saksı içine ektim. Boş olan yerleri doldurmaya çalıştım. Yani çok sık da ekmek istemiyorum. Çünkü bunlar büyüdüğü zaman bayağı bir dal, yanlarından dal vererek çoğaldıkları için biraz mesafe aralarına koydum. Bu da çok güzel böyle yemyeşil oldu. Bu da böyle sedum, sarı çiçek açan bir tür arkadaşlar. Çok güzel oldu böyle pıtır pıtır. Harika oldu. Bundan çok arkadaşımıza da böyle çiçek sever dostlarıma da hediye olarak koymuştum. Bundan sonra da inşallah koyacağım isteyen arkadaşlara. Şöyle burada zaten biliyorsunuz böyle aranjmanlarım var. Şurada da aynı şekilde şöyle pıtır pıtır sedumlar. Bu da çok güzel oluyor. Böyle sarktığı zaman harika bir örtücü. Çok seviyorum. İsteyen arkadaşlar varsa paylaşırım hediye olarak. Burada böyle sukulentlerim var arkadaşlar. Dün bir çekim yapamadım. Çünkü bayağı bir balkonla uğraştım ama tabii ki temizlik yapamadım balkonda. Şöyle bir aranjman yapmıştım. Bunlar salon balkon cam önündeydi. Buraya getirdim. Çünkü uzun saksının içine de sardunyalar ekimi yaptım arkadaşlar. Şu anda elimde kalanlar bunlar. Bunların da ekimini yapacağım. Böyle yine iki tane böyle saksıya toprak doldurdum. Çiçek sever dostum
Gülşen ablacığım, ay ismini unuttum. Gülşen ablacığım, o çok istiyor böyle ekim yaparak çekim yapmayı. Yani tek elle de tabii ki zor oluyor ama şu anda toprak doldurdum. Bunların ekimini yapacağım. Yani ekmek bile böyle ya ekim yapınca bile biz mutlu oluyoruz. Çünkü çiçekleri çok sevdiğimiz için çok iyi anlayabiliyorum. Şöyle bunları bir araya alacağım. Aynı türleri. Şöyle 3 tane var bundan. Üçünü de bir araya almak istiyorum. Şöyle tek tek ekimini yapayım. Şöyle batırayım, zaten toprak yumuşak olduğu için. Şöyle bastırıp Gülşen ablacığım da böyle mutlu olsun. Ben ekim yaparken buradan bütün çiçek sever dostlarıma selam gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsunlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi ki de tanıdım gerçekten. Çiçek sever dostlarımı çok seviyorum. İyi ki varsınız. Dostluk çok önemli. Şöyle bunlar da köklü. Bunları çelik değildi arkadaşlar. Şeyden sökmüştüm. Köpük balık kasasına ektiklerimi tekrar söktüm. Onları masayı kaldırdığım için o yüzden böyle saksı içine alacağım. Bu da şöyle 3 çatallı. Tabii ki bunu aslında bu büyük olduğu için bunun için ekimini sonra yaparım. Şu da sakız sardunyaymış. Bunu da buraya alayım. Toprağa bastırınca sertleşti. Şöyle. Bunu da şunu ekeyim. Biraz kısa. Şöyle eldiven kullanmıyorum arkadaşlar. Sevmiyorum eldiven kullanmayı. Şunlar da ceylan gözü. Şurada 2 tane. Onları çok fazla oldu diğerinde. Neyse bunlar kalsın. Bunların ekimini sonra yaparım. Burası biraz battı. Tabii ki. Şöyle bunların can suyunu vereceğim. Bu şekilde. Buna 2 tane ektim. Buna 2 tane yeterli. Çünkü büyüyecekler bunlar. Şu anda fideler. Şunun içine de bir tane daha ekebilirim. Bunu daha önce ekmiştim. Burada da arkadaşlar akvaryum suyumuz var. Eşim yeni değiştirdi akvaryum suyunu. Bunu da ayırdık çiçekler için. Şöyle. Şunları biraz vereyim. Şöyle arkadaşlar. Bunların ekimini yaptım. Gülşen ablacığım inşallah mutlu olmuşsundur. Bunlar daha önce ekmiştim. Bunlar da arkadaşlar pazartesi günü gidecek. Satış yapıldı. Bunlar var. Ekilecek olanlar. Bunlar fide. Bakayım Yasemin ablamdan da varsa farklı türler. Ondan da çelik olarak alırım. Olmadı. Biraz da köye götürmek istiyorum bahçeye. Çünkü annemin çok bir sardunyası yok. Bu da çok güzel oldu. Şu var arkadaşlar. Bu köklendi. Atlas. Şöyle 2 tane fide ekmiştim bardak içine. Almak isteyen olursa şöyle bu satışta arkadaşlar.
Biliyorsunuz kışın bir gelişim olmuyor ama bahardan sonra çok güzel bir gelişim sağlayacaktır. Şunu almıştım. Bu çok minik bir bebekti. Üzerinde bayağı bir büyüdü. Bunu da saksı içine geçirmem gerekiyor. Bunlar da çok minikti. Çok güzel büyüdüler. Bunlar da sukulent. Böyle buralara koydum. Buraları bu şekilde ayarladım ama bazılarını köye götürmeyi düşünüyorum. Şurada var çiçeklerim. Şöyle arkadaşlar buraları bu şekilde değerlendirdim. Yani balkonumun durumu bu şekilde. Tabii temizlik yapacağım. Temizlik yapmadan önce eşim korniş takacak. Tül takmak istiyorum. Ondan sonra temizliğe başlamak istiyorum. Çünkü korniş takılırken de tekrar balkon batacağı için. O yüzden şu anda bir temizlik yapmıyorum. Kuşlar zaten rahat vermiyor. Sürekli geliyorlar. Herhalde yuva yapmaya çalışıyorlar. Şöyle arkadaşlar. Bu da çok güzel. Sedum. Bu da bayağı bir sarktı, ağırlaştı. Böyle arkadaşlar. Bunlar da çok güzel oldu. Bu da toparlandı. Buna da biraz su vermek istiyorum. Şöyle. Bunlar da bu yıl çok güzel çiçekler açacak. İlk defa göreceğim çiçeğini. Bu türü de çok seviyorum. Böyle arkadaşlar, burada böyle kutuları bu şekilde üst üste koydum. Biliyorsunuz satış yapıyorum. Bunu köye götüreceğim. Bu kaktüsü. Şöyle şunları kesmiştim. Muz sukulent. Bunları böyle parça parça yaptım arkadaşlar. Bunların da ekimini yapacağım. Yani köye de götürebilirim bunları. Çoğalması için bunun saksısını boşalttım. Şurada saksısı. Şu anda elimde kalan o kaldı, bir saksı. Böyle bunlar da yapraklarını temizlemiştim. Şöyle toparlanacaklar. Yeni yeni yapraklar verecekler. Şöyle arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yaz kış sürekli çiçek açıyor. Her videomda zaten görüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Biliyorsunuz bu satışta, bakın arkadaşlar, kocaman. Bunu kaçırmayın derim. Videom yine uzun oldu ama burada var satışta olanlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şunlar satışta değil, bunları hediye koyuyorum. Onlardan çünkü kendi üretimi olanları böyle daha çok hediye koyuyorum. Bunlar satışta arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunun satışını yaptım. Şunun bebeğini şuradan alıp bunun satışını yaptım. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle bakın. Çok güzeller arkadaşlar. Burada var satışta olanlar. Şunun da şöyle kenarları harika bir renkli. Bu da kivi. Çok güzel arkadaşlar. Yani gerçekten kaçırmayın derim. Yani almazsanız ben kendim aranjman yapacağım bunları. Yani vazgeçemiyorum. Yani yer açmaya çalışıyorum ama doymak bilmiyoruz inan ki.
Çünkü bu çok hoşuma gidiyor. Bu da çok güzel, bu da hepsi çok güzel. Bunlar da böyle. Bunlar ciğer arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar biraz büyük olduğu zaman çok pahalı fiyattan satıyorlar. Yani şöyle 15 liraya kaçırmayın derim yani. Böyle pulvinatamda bakalım çiçek açacak, açtı açacak yani. Çok güzel bir form aldı. Şöyle. Buraya da 5 katlı rafımı getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burada konumlandırmayı düşünüyorum. Ama önce tül takıldıktan sonra, çünkü kuşlar yine rahat vermeyecek. O yüzden önceliğim şu anda tül takmak. Ondan sonra tekrar bir düzene sokacağım balkonu. Şunlar kocaman arkadaşlar. Bakın böyle büyük, bayağı bir büyük. Şu tomurcuklarda çiçek açacak. Şunların hepsi satışta. Dediğim gibi. Böyle arkadaşlar. Şu kızlarımı da çekmeden geçmeyeyim şöyle. Bunun da ekimini buna yaptım. Bunu da eşim almıştı bana. Çok güzel çiçekler açtı ve üzerinde de dolu tomurcukları var arkadaşlar. Böyle açmaya devam ediyor. Böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani videomu baştan sona izlerseniz çok mutlu olurum. Bana tam destek olmuş olursunuz. Şimdiden de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Buradan hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.